ilk davetimizde çok müthiş bir heyecan duymuştuk, bir sinerji almıştık. Şeyhimiz abim burada değil, dün görüştüm, kendilerinde selamları var. Siyaset olarak biz Mardin, Şeyhimiz abimizle 27. dönemde çok iyi bir uyumla başladık. Bu uyumumuz evvelerini Mardin'deki yeri seçimlerde de verildi. İstiyoruz ki Mardin'in hem Ankara'daki iş adamları hem buradaki bürokrat kardeşlerimizle samimi, tevazuyu gerektiren alanlarda bir araya gelmeyi ve bir amaç uğruna çalışmayı nasip edecek bu toplantılara vesile olan kardeşlerimizle birlikte Mardin'imize bir şeyler bırakalım. Amacımız odur. Ve bu makamlar gelip geçicidir. Benden önce 4-5 tane arkadaşım bu süreci götürdüler. Dönem sorularını bıraktılar şerefleriyle. Biz de bu bayrağı devraldık. Sizlerle birlikte bu bayrağı inşallah nasip olursa 2023'e kadar birlikte yürüteceğiz. Sizler kendi alanlarınızda uzman arkadaşlarımızsınız. Ama çok kıymetli yerlerde çalıştığınızı biliyorum. Sizler de o olayın farkındasınız. Mardin'de ne yapabiliriz? Bizlerin bu noktada bir araya gelme amacımızın olması gerekiyor. Sadece oradaki makamına belli bir dönemi geçirme amacıyla değil, hakikaten her birimiz Mardin için ne yapabiliriz? İlçemiz için ne yapabiliriz? Oradaki sosyal dönüşüme katkımız ne olabilir? Bizim bu alanlarda birbirimizi destekleyecek fikirleri ortaya koymamız gerekiyor. Çok kıymetli yatırımcılarımız var. Yatırımcılarımız zaman zaman kendi illerine, ilçelerine yatırımlarını getiriyorlar. Ama biz istiyoruz ki kendi bürokratlarımızın her birisi kendi bakanlığının bünyesindeki ilimizi ilgilendiren bir takım projelerin altında kendi imzalarının yanında bizleri de bilgilendirip birlikte bu hareketi büyütüp ilimize daha iyi projeleri çekmeye gayretimizin ortada olmasını umuyorum. İnşallah bir sonraki toplantılar daha katılım bir toplantı haline gelecek. Amacımızın Mardin'imizi daha iyi noktalara nasıl taşıyacağızın hedefi olmalı. Bir hedef koymalıyız. Hem yatırımcılarımız, hem bürokratlarımız, hem siyasetçilerimiz. İnşallah bir sonraki toplantıda Fahrettin Başkanımız da ifade etti. Şeyh Musa Bey de selam söyledi. Mardin'de onun da arda arda toplantıları olduğu için gelemedi. Bugün gelecek, bugün de iptal etti. Orada da sizin gibi değerli kardeşleriyle bir arada olması gerekiyordu. Biz burada kaldık, gitmedik ama o da orada. Onun da selamı var. Dün belediye başkanlarımız da buradaydı. Onların da selamları var. İnşallah biz de siz değerli bürokratlarımızın yanında olduğunu ilk başlarken ifade etmiştik. Hala da ifade ettiğimizin sözlerinin arkasındayız. Biz ne kadar iletişim içerisinde olursak o kadar çok sağlıklı bir diyalogumuz olmuş olur. Ve samimiyetinize inanıyorum. Sizler de Mardin'deki siyaseti samimiyetine inanmanızı umuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygıyla selam diliyorum. Allah'a emanet olun.